Değerli dostlar, cümleten selam olsun. Bildiğiniz üzere çok vahim bir olay yaşadık bölge olarak. Bu süreçte elimizden geldiği kadar depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Tabii bizler de bir ilk sonuçta. Ben de yakın ailemden 21 kişiyi kaybettim maalesef bu süreçte. Nurdağında dayım, çocukları, damatları, torunları, kızları 21 akrabamı maalesef kaybettim. Allah e, hepsinin mekanı cennet olsun. Bu depremde hayatını kaybeden bütün e, canlarımızın mekanı cennet olsun inşallah. Elimizden geldiği kadar e, koşturduk, yardıma koştuk. E, sadece Gaziantep merkezi değil, ilçelerimize, hatta Maraş'a, Hatay'a e, kadar gittik. Oradaki kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. E, artık yavaş yavaş da hayatı normalleştirmeye çalışmamız gerektiğini düşündük özellikle 3-4 günden beri çok mesaj almaya başladık e, sizlerden. İşte abi işte video çekecek misin? Ne zaman çekeceksin? İşte gülmeyi özledik, gülümsemeyi özledik diye çok mesaj almaya başladık. Emin olun biz de çok isteriz sizleri güldürmeyi, gülümsetmeyi. Fakat şu sıralar video çekmek inanın içimizden gelmiyor. Evet, eee Yaraları sormamız lazım. Biraz bu deprem psikolojisinden uzaklaşmamız lazım. Emin olun sizler güldürmeyi biz de çok özledik. Gülümsetmeyi, yüzünüze bir tebessüm kondurmayı biz de çok özledik. Bilmiyorum yani şimdi çeksek bir türlü, çekmesek bir türlü. Çeksek nasıl olur, çekmesek nasıl olur? E, i̇nanın biz de bilmek Yani iki arada bir derede kaldık. Artık yavaş yavaş normale dönmemiz lazım. Özellikle e, çocuklarımız bu süreçte çok etkilendi. Evlere girmeye... Ee, çekini çocuklarımız, yetişkinlerimizde de aynı e, psikoloji var. E, i̇nanın kimse evde durmak istemiyor. İnsanlar evlerini değiştiriyor çünkü depreme yakalandıkları ev o insanlara artık bir mezar gibi geliyor. Farklı evlere, farklı mekanlara gitmek istiyorlar. Bu da tabii ki bazılarının ekmeğine yağ sürüyor. İşte kiraları arttırdılar, ev fiyatlarını arttırdılar. Allah vicdan merhamet versin bu insanlara. Gerçekten özellikle son 10 e, gündür bu artan ev kiralarıyla alakalı bayağı bir paylaşım yaptık. Hatta yetkililerle görüştük. Şehrimizin önüne gelen isimleriyle görüştük. Bu konuya nasıl bir dur diyebilirik, bu insanlara nasıl dur diyebilirik diye. Bazı çalışmalar yapılıyor şu anda. Ben buradan bütün ev sahibi kardeşlerimize şunu söylemek isterim. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu durumda siz olabilirsiniz. Bu sıralar biraz daha paylaşmış olmak zorundayız. Birbirimize destek vermek zorundayız omuz vermek zorundayız. Birbirimizin yaralarını sarmak zorundayız. Buna mecburuz arkadaşlar. Ee, bir de bu Gaziantep'ten işte başka şehirlere giden, göç eden e, dostlarımıza buradan seslenmek isterim. Haklısınız. Burada bir e, kötü bir durum yaşadınız. Başka bir şehre gidip biraz moral olarak kendinizi düzeltmek isteyiniz. Hani gidip de tekrar yeni gelecek arkadaşlarımız için demeyeyim ama kalıcı olarak başka şehre yerleşmek isteyen arkadaşlarımla sesleneyim. Bu şehirden gitmeyin arkadaşlar bu şehrin size ihtiyacı var. Bu şehri bize armağan eden insanların bizde vebali var. Bizim bir görevimiz var. Bize emanet edilen bu şehre sahip çıkmak zorundayız. O yüzden de burada kalmak zorundayız. Gelin bu şehri terk etmeyin. Zaten bir avuç Gaziantep'li kaldı bu şehirde. Olan da zaten yavaş yavaş gitmeye başladı. Sizlerden ricam lütfen bu şehri terk etmeyin. Omuz omuza verelim, el ele verelim. Gönül gönüle verelim. Yaralarımızı beraber saralım ama bir arada olalım. Çünkü bizim gerçekten birbirimize çok ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun.